Valla depreme karşı eğitimimize hiç vermediler ama biz depremde zaten bilinçliyiz yani. Deprem gördük, yaşadık yani. Büyükşehir Belediyesi'nin 1 milyonluk şehrimizde sadece 50 bin vatandaşımıza depreme karşı eğitim verdiğinden haberiniz var mı? Hayır. Hayır. Hiç duymadım böyle bir eğitimi. Yok. 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 Haberim yok güzelim, bilmiyorum. Onu bilmiyorum, hayır. Tekirdağ'da 258 adet afet toplanma yerlerinden herhangi birinin nerede olduğunu biliyor musunuz? Hayır. Hayır. Biliyorum, bizim 100. yılda var bir tane. O da tabelası olduğu için görmüştüm. Onun dışında bir bilgim yok. Hayır. Bir tane Hürriyet'te vardı diye hatırlıyorum. Sahil taraflarında da vardı galiba. Bir tanesi bu şeyden aşağı giderken, sahile giderken hemen o sahil yolunun üzerinde bir tane acil toplanma yeri var. Bir tane çevre yolunda var. Birisini biliyorum. Hepsini bilmiyorum da. Öyle bir bilgilendirme de olmadı. Yani bize gelmedi öyle bir şey. Deprem anında afet toplanma yerlerinde size göre neler olmalı? Yemek, su, yaşamı idame ettirecek şeyler. Yani bir yer gösterilmesi lazım. Neler olsun işte, bizi koruyacak gibi. Vatandaşımızı, bizleri. O kadar. Afet toplanma yerlerinde öncelikle depo şeklinde herkesin yani hemen öyle ulaşamayacağı güvenlikli ilk yardım malzemelerinin bulunmasını tavsiye ederim açıkçası. Ondan sonra su. Su içebilecek bir nokta olması lazım. Onun haricinde çabuk çürümeyen konserve tarzında gıdalar, ancak soğuk depolu bir şekilde olmasını tavsiye ederim. Depo olmalı. Deponun içinde su, yiyecek, acil ihtiyaçlar listesi, battaniye falan gibi şeyler olmalı. Su, ilk yardım aletleri, pansuman aletleri. Yani temel ihtiyaçlar su, hayatta kalacak, yiyecek vesaire, radyo, öyle şeyler. Deprem olsun. Olmasın da canı gönülden isterim, neden isterim. Bana marşı falan demeyin sakın. O kadar çocuk tecavüzcüleri, hayvan tecavüzcüleri. Bir kedinin resmini gördüm ya ben internette, içim sızladı. Yer yerinden oynasın. Bütün kötüler de onun içine girsin. İnsanlar kalsın güzelim. Herkes ölsün. Kıyamet kopsun yani. Herkes aklını başına toplasın ve yakındır zaten kıyametin dolması. Depremin dolması çok yakındır. Bununla böyle bir dönem istiyorum. Deprem çantanız var mı? Var sayılır. Yani bütün hepsi yok içinde ama hani ben geçenlerde aklıma geldi. Öyle kendime göre ufak bir çanta hazırladık. Su, işte yiyecek falan koyduk. Öyle yani, o kadar. Deprem çantası yok maalesef. Yok. Evet efendim, var. Yok. Deprem çantam her Türk vatandaşı gibi benim de yok. Evlerinizde depreme karşı bakım, onarım, güçlendirme yapıldı mı? Ya son zamanda bilmiyorum ama hani zaten şöyle 3 yıl falan oluyor apartman, yeni bir apartman. Hani sağlam bir zemin dediler, onu biliyoruz. Evet. Yapıldı. Yok. Tabii ki onu ilk önce onu yaptırdık çünkü yapmamız gerekiyordu. Çok önemli bir şey efendim, o yüzden yaptırdık, var. Yani her zaman yapılması gereken şeyler, tek güvenli sığınak alan orasıdır. İçinde yaşanır hale getiriyorum. Ev ve apartmanınızda sığınak var mı? Sığınak var, en alt katta var. Evet. Maalesef öyle bir şey yok. Sığınak maalesef. Hangi evde var ki, bizim evde olsun. 30 yıldan beri var. Yok. Depremden sonra yardıma ihtiyacınız olduğunuzda hangi kurumları arayacağınızı biliyor musunuz? Yani AFAD diye bir kurum var, onu biliyorum. Elkut diye, hani o zaten özel bir kurum. Tekirdağ'da
Onu bilmiyorum çok fazla. Yani sadece ambulans falan ihtiyacımız olursa hani 112'yi arayacağımızı biliyoruz. Henüz bir bilgiye ulaşamadım ben. Maalesef bilmiyoruz. Hayır, bilmiyorum. Tabii ki AFAD ararız, büyükşehri, itfaiyeyi. Bunlardan yardım bekleriz tabii ki yani. Bunlar olacak. Ve de yapmamız gerekenler de bunları bildiğimiz için hiç kimseye sormadan direkt buraya arıyoruz efendim. Biliyorum hangi kurumları arayacağımı biliyorum. En azından kendim çözümler üretmeye çalışırım. En azından yanımdaki komşularımı, arkadaşlarımı, ulaşabildiklerimi kurtarmaya çalışırım. Halkımızın çoğu bu konuda çok son derece bilinçsiz, bilgisiz ve hala ve hala depremin bir yani hiç olmayacak gibi bir şey olduğunu düşünüyor. Bunun için hiçbir önlem alınmıyor. Şöyle ki gerek broşürlerle, reklamlarla, kamu spotlarıyla bunu televizyonlarda, bilgisayarlarda, işte Face'te, Twitter'da yerel yönetimler olsun, genel yönetimler olsun, bunu herkesin belli oranda paylaşması, bilgilendirmesi. Yani biliyorsunuz bugün bir şey oluyor, biz 3 dakika sonra unutuyoruz. Böyle balık hafızalı bir milletiz. Bu yüzden de bilgilendirme şart diye düşünüyorum.